Diller Mahallesi Muhtarı Murat İlker. Mahallemizde yapılan kanalizasyon çalışması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Uğur Altay Bey büyük bir hızla mahallemizdeki bozulan yolları yapımı için asfalt çalışmalarını başlattı. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bir takım zorluklar, sıkıntılar çektik ama bundan sonra o zorlukların, sıkıntıların da rahatlığını inşallah vatandaşlar yaşayacak. Teşekkür ediyorum. Evet. Alhan Mahallesi Muhtarı Battal İlmin. Evet, burası Ciller Alhan Mahallesi yolu. Kanalizasyon çalışmadan dolayı yolumuz bozuktu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz ve başkanımız sayesinde yolumuz yapılıyor. Evet, bahsetmiş olduğunuz gibi Ereğli'mize Büyükşehir'imiz tarafından hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 29 kilometre bir kanalizasyon çalışması başlatmıştık. Daha önce de bunu basında yer aldı. Cinler Mahallemiz ve Alhan Mahallemizi bu bölgeyi kapsayan bir kanalizasyon çalışması başlamıştı. Bu kanalizasyon çalışmalarından dolayı da tabii ki altyapıda da yollar, özellikle yollarda bir bozulmalar söz konusuydu. Geçen haftalar Aşıklar ve Tatlıkuyu bağlayan 4 kilometrelik bir yolumuzu başlattık ve kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabii Alhan Mahallesi yolumuz da burada da yol kanalizasyon çalışmalarından dolayı yollarda oluşan bozukluklar sebebiyle vatandaşlarımızın da bu anlamda bir şikayetleri vardı haklı olarak. Biz de hızlı bir şekilde planlamalar dahilinde bu yolun da kısa süre sonunda yapılacağını söylemiştik. Ve bugün de Konya Büyükşehir Belediye ekiplerimiz yol çalışmalarını başlattılar. Çok kısa bir sürede, yaklaşık bir haftaya yakın bir süre içerisinde bu yolumuz da asfaltlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu yolumuzda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir çalışma olacak. Dediğimiz gibi her alanda Ereğli'mize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da hizmetlerinden dolayı emeğini hiçbir zaman esirgemeyen, başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine ve Konya Milletvekilimiz Sayın Halil Temez'e şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Şimdi Büyükşehir yasasıyla arkadaşlar hem yerel belediyemizin hem de Büyükşehir Belediye'mizin sorumluluk alanları var. Bu sorumluluk alanları neticesinde Büyükşehir sorumluluk alanlarında bu sene yine sağ olsun Uğur Başkanımızdan 100 bin metrekare kilitli taş aldık Ereğli'mize ve bu kilitli taşın da birçoğunu mahallelerimizde başlattık. Bu sene tabii ki bütün bu büyük şehrimizin sorumluluk alanı olan yerlerde bu çalışmayı bitirmemiz söz konusu değil ama bu sene söylediğim gibi 100 bin metrekare kilitli taşı döşeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte 2023'e kadar Ereğli'de sorumluluk alanı olduğu, büyük şehrin olduğu yerlerde kilitli taşsız hiçbir sokak, yol kalmayacak. Tabii büyük şehrimizin hem yol noktasındaki çalışmalarına ziyade Ereğli'mizde de yapacağımız projeleri takip ediyoruz. Bu kapsamda Adana girişinden Konya çıkışına olan orta refüjümüzün de kısa bir süresi sonrasında ihaleye çıkıp orada Ereğli'mize yakışır bir şekilde büyük şehrimiz tarafından yapılacak. Aynı zamanda yüzme havuzu ihalesi yapıldı. Mal bilginiz var. İnşallah oranın da hep birlikte temel atması da nasip olacak. Ereğli'mize güzel bir hizmet olarak kazandırmış olacağız. Evet, yüzme havuzunun süresi belli mi efendim? Ne zaman temel atması? İhalesi bitti ama o süreçle ilgili işte yapım süresi çalışmaları olacak. O hizmeti de Ereğli'ye kazandırmış olacağız. Bizler Ereğli her konuda hem merkezi hükümetimiz olsun hem Konya Büyükşehir Belediye'miz olsun bütün alanlarda, tarımdan sağlığa, ekonomiden bütün alanlarda Ereğli'mize hizmet etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizde hızlı bir şekilde devam edeceğiz.